kamuoyuyla paylaşılacak. Evet, bu şekildeydi öne çıkan başlıklarımızda. Dünün gündemi Merkez Bankası'ydı. Hiç kimse bu kadar bir faiz artışı beklemiyordu açıkçası. Evet, evet. Bilmiyorum bekle var mıydı ama yani hiç konuştuğumuz hiçbir ekonomisten böyle bir faiz artışı beklentisi yoktu. Şöyle dün akşam Ali Ağaoğlu da bir ve ekibiyle bir sohbet buluşması oldu. Ağaoğlu grubunun şeylerinden CFO'su bir hanım arkadaş ki akademisyen. O sadece dedi ki benim eşim de akademisyen. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde onların da yani üniversite teknik üniversite ama ekonomi bölümleri var. Ekonomi işletme bölümleri var. Orada öğretim üyesi 750 bas puan diye benim eşim söyledi dedi. Dedi ki hani olmalı mı dedi yoksa olacak mı? Olacak diye söyledi. Keşke dedi teybe alsaydım dedi. Dedim ki vallahi bravo yani vallahi. İyi bir tahminde bulunmuş gerçekten de ama genel olarak öyle bir tahmin yoktu. Hatta tersine düşüş olabilir diyenler bile vardı. Ama genel beklenti 200-250 bas puan. Evet. Yani 20'ye tamamlar hiç olmazsa diye beklenti söz konusuydu. Aslında 750 bas puan yapılması işte ya da 25'e bir çıkması faizin, Merkez Bankası gösterge faizinin şeyi ortaya koymaya başladı. Rasyonele dönüşü ortaya koymaya başladı. Bir de hani KKM'den yavaş yavaş artık çıkmamız lazımın tam daha önemli bir mesajı oldu bu. Doğru. Yani bankalar üzerinden hani yapabilir miyiz, bankaları vazgeçirebilir miyiz acaba diye adımlar atmıştı Merkez Bankası. Fakat tabii doğal olarak işte İş Bankası Genel Müdürü Hakan Kıran dedi ki şu anda hala cazip. Ben nasıl müşterime ya sen vazgeç normal mevduat faizle paranı yatır deyip de adama kaybettireyim ya da insana kaybettireyim müşterime. Onun yerine ben teklif etmeye devam ederim. Şimdi yavaş yavaş mevduat faizi de yukarı doğru çıkacağı için ki çıkmaya da başladı. Çıkacağı için yavaş yavaş o tarafa doğru bir kayış başlayabilir. Hala yine fark var ama zaten birçok uzman dur bakalım 25 oldu ama bir de bunun 30'u var. 30 da olması lazım. Evet. Öbür ayda 30'a çıkar mı acaba diye beklentiler başladı. Tabii bu çok yüksek bir dilim olunca ama her şeye rağmen hani hala negatif faiz olsa da çok büyük bir adım oldu. Bir kararlılık göstergesi oldu. Tamam bunu para politikası kurulunun 3 yeni üyesine bağlıyor genel olarak konuşanlar ama evet doğrudur. Ama bir önceki artışlarda da faizi düşüren ekip artışa karar vermişti. Yine yapabilirdi. Muhtemelen önce yavaş başlayalım. Kararlılığımızı daha sonra gösteririz gibi bir politikayı tercih ettiler. Doğru bir adım oldu. Aslında ilk toplantıda bekleniyordu böyle güçlü bir faiz artışı. Daha güçlü bekleniyordu. İşte o üyelerle zaten faiz düşürdüler. Onun dışında üyelerle. Da şimdi bankalar için de bir yük olacaktı. Yani mesela daha ilk anda 8,5 olan gösterge faizini 20'ye çıkardığınız anda ellerindeki o düşük faizli kağıtlar o zaman ellerini yakacaklardı. Yavaş yavaş değişmelerine de imkan vermek gerekiyordu. Biraz onun için de kademeli yaptılar diye düşünüyorum. Evet, ben birkaç basına yansımaları da okumak istiyorum. Hem yurt içinde hem yurt dışında çokça yankı buldu çünkü. Karar sonrası dolar TL'de de hızlı bir aşağı doğru iniş gördük. Bunları da yine Eda Karadağ ile iklimde konuşacağız. Mesela bu karar çıkmadan önce Merkez Bankası yine işte 30'u aşmasın diye dolar müdahaleler ediyor. Yine müdahale edecek ama elinde yeteri kadar döviz var mı yok mu diye hep konuşuyorduk. Evet. Şimdi kendiliğinden aşağı gelmeye başladı. Bir şey de kazandılar. Bir fırsat da oldu şimdi. Müdahale etmeden ciddi anlamda yani faiz silahıyla birlikte indirmiş oldu hiç olmazsa. Evet. Bakalım uzun soluklu olacak mı? Önemli tabii, olan da o. Yani ama verilen mesajlar bu yolda devam edeceklerini gösterdiği için biraz yavaş yavaş güven gelebilir. Evet. CDS'lerde de yine düşüş vardı. Bu arada Merkez Bankası Haziran'da 650 bas puan, Temmuz'da 250 bas puan olmak üzere 3 toplantıda toplam 1650 bas puan faiz artışına imza atmış oldu. Wall Street Journal'da Merkez Bankası'nın yine manşetlerine taşıdı. Sürpriz olarak yorumladılar.
Türkiye'nin enflasyonu kontrol etme konusunda çok yavaş hareket ettiği ve ekonomiyi uzun vadede riske attığı yönündeki endişelerin ardından faiz artışı kararının geldiği altı çizildi yazıda. Makalede Mayıs ayındaki seçimlerin ardından atanan Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, bir yandan Türkiye ekonomisinin istikrara kavuşturmak, diğer yandan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomik büyümeyi teşvik etmek için düşük faiz oranlarını tercih etmesiyle karşı karşıya ifadelerine yer verdiler. Bunun dışında yine bakalım bir haber daha vardı. Bakan Şimşek'ten mesaj geldi, evet. Kararın hemen ardından. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın Şahin faiz kararı sonrası sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. Kararlıyız, fiyat istikrarı en büyük önceliğimiz paylaşımı yaptı. Bununla beraber yine bir haber daha var aktarmak istediğim. JP Morgan'dan Merkez Bankası faiz kararının ardından tahmin yükseltmesine gitti. Mega faizin artışından faiz beklentisini yükseltti. Kurum ekonomisti Fatih Akçelik, yıl sonuna kadar her toplantıda 250'şer baz puan faiz artırımı beklediklerini belirterek yıl sonu için politika faizi tahminimizi %30'dan %35'e yükselttik değerlendirmesini yaptı. JP Morgan ayrıca yıl sonu enflasyon beklentisini de %57'den %62'ye revize etti. Bunu da hemen aktar.